27 Nisan 3 Mayıs 2020 haftası aile katılımlı ev etkinliklerine hoş geldiniz. Ben okul öncesi eğitim öğretmeni Pembe Aykaç. 1 Mayıs Cuma sabah rutini. Güne el yüz yıkandıktan sonra kahvaltı yapımı ve diş fırçalamasıyla başlayabilirsiniz. Çocuğunuzun kahvaltıda çilek reçelini ekmeklere sürüp ikram etmesini isteyiniz ve ona teşekkür etmeyi unutmayınız. El yıkama takvimini hatırlatıp çocuğunuzun davranışlarını gözlemlemeye devam ediniz. Sonrasında uçak oyunu için kağıttan bir uçak yapınız. Gazete veya bir poşet üzerine farklı büyüklüklerde uçağın geçebileceği boyutta daireler çizerek kesiniz. Kestiğiniz gazete veya poşeti çocuğunuzun boyuna uygun bir yere sabitleyiniz. Uçağınızı uçurarak deliklerden geçirmeye çalışınız. Keyifli oyunlar dilerim. Sizler için hazırladığımız örnek videoyu aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz. Etkinlik zamanı. Evinizde köpük kap ve makarnaları kullanarak sayı çalışması yapabilirsiniz. Köpük kabı ters çevirerek keçeli kalem veya tükenmez kalem ile resimdeki gibi 5 parçaya bölünüz. Her sayının yanına miktarı kadar delik açınız. Makarnaları 2 eşit parçaya bölünüz. Çocuğunuzun sayı kadar makarnaları deliklere geçirmesine yardım edebilirsiniz. Köpük tabak yerine önceden yapılmış oyun hamurlarınızı da kullanabilirsiniz. Sayıları kağıtlara yazıp yanına koyacağınız bir parça uzun hamur üzerine makarnaları sayı kadar batırmasını isteyebilirsiniz. Sizin için hazırlanan bilgilendirme videosunu aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz. Akşam rutini. Günlük rutinleriniz el yıkama, süt içme, yıkanma, diş fırçalama, pijamaları giyme gibi aktivitelerinizi tamamladıktan sonra uykuya hazırlanabilirsiniz. Hafta başında hazırladığınız ve gün gün doldurduğunuz el yıkama takviminizi inceleyebilirsiniz. Hangi gün ne kadar el yıkadığınızı sayabilirsiniz. Bu güzel alışkanlığı hafta sonu ve diğer günlerde de sürdürmeyi sağlayabilirsiniz. Ardından 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı dolayısıyla çocuğunuz ile birlikte Güle Güle Nereye isimli hikayeyi dinleyip yaşamı devam ettirmek için çalışmanız gerektiğini ve çalıştığınız işin güzel yanlarını ya da zorluklarını çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Sizin için hazırlanan etkinlik videosunu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.